Arkadaşlar selam. İstanbul eğlence sektörünün göbeğindeki isim Mert Vidinli'den Alem'in YouTube kanalına kocaman bir selam ve öpücükler. Bugünkü konumuz eğlence sektörü üzerine konuşacağız. 2020'de neler olacak, nerelere gideceğiz, nasıl eğleneceğiz, nasıl giyineceğiz bunları konuşacağız. Gerçekten eğlenen ve dans eden insanlar var ve sosyal medyada eğlenceli gözükmek için bazı mekanlara gidip kısa süreli takılan insanlar var. Onlar geliyor, mesela ismi lazım diye geliyor, bir şekilde 15 dakika mekanda takılıyor, bir harcama da yapmayabiliyor ve story atıyor, beraber atıyoruz, onun Instagram'dan atıyoruz, onun YouTube'una bir içerik çıkarıyoruz, küçük küçük videolar çekiyoruz ve daha sonra gidiyor. O eğlenceli gözükmek için aslında yaşadığı bir set hayat olarak görüyorum. Bir de gerçekten eğlenen insanlar var. Onlar ruhunda eğlence olan insanlar, yani Danla Bilic işte yeni jenerasyonun en çok takip edilen ismi. Bence gezmeyi de seven, yeme içmeyi de seven ve güzel eğlenen isimlerin başında geliyor. Ama tabii ki yani sosyal medyada hepimiz birbirimizi kullanıyoruz. Bu bir alışveriş. Çünkü ben de mekanı popüler göstermek için popüler isimlerle storyler atmak zorundayım. Şu an Alem'in kanalına olduğu gibi çekim yapmak zorundayım. Eskiden dergilere, gazetelere röportaj vermek vardı. Şimdi tamamıyla bu dijital hayatla ilgili içerik üretmek önemli. Sonuçta gece hayatında iyi içeriğin çıktığı, insanların şıkır şıkır giyinip geldiği, güzel yemekler yediği, lezzetli yemekler yediği bir platform. Ve burada da gezen bazı ünlü isimler var. Hem insanların tanışması için iyi bir ortam. Çünkü ne olursa olsun ben her zaman şunu söylüyorum. İyi bir iş ilişkisini bir gece kulübünde de kurabilirsin. Çünkü çok büyük bir markanın o gün iş yemeği burada olabilir. Ve bu iş yemeğine sen şansları orada arkadaşınla yemeğini yerken denk düşersin ve o kişinin aklına düşersin. Aslında tamamıyla iş hayatı içinde eğlence sektörü gerekli. Mesela yeni bir meyhane keşfettim Fenerbahçe'de 5 Masa diye. Kapısından bacasını, mutfağında çalışan personelinden şefine kadar herkes müzisyen ve hepsi bir araya gelip şarkılar söylüyorlar, Türkçe, yabancı. Daha interaktif eğlenceler söz konusu. İstanbul'da da eğlence gün geçtikçe şekil değiştiriyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda Arnavutköy'e düşüşteydi, şimdi tekrardan yükselişe geçti. Bu hafta 3 tane mekan aynı anda açıldı. Pazar brançları tekrardan yükselişe geçiyor. Karaköy, Galata Port'la beraber tekrar yükselişe geçiyor. 2020'nin en büyük sürprizi Galata Port olacak. Çünkü hem doğuş mekanları hem de etrafında konuşlanan yeni nesil oteller, hosteller, bu XY jenerasyonun kaldığı backpack, böyle beraber kaldığı 3-5 kişi aynı odada kaldığı yeni nesil oteller açılacak. 2020'nin en büyük sürprizi Karaköy'ün yükselişi olacak. Bizim gibi klasik eğlence sevenler daha çok Etiler, Nişantaşı ve Bebek hattında kalıyorlar. Aslında bu karmaşayı da ben seviyorum. Hani genç nesille bizim gibi, biz arada kalmış jenerasyonuz. Tam 90'lar eğlencesini de biliyoruz, 2000'leri de biliyoruz. Ama onlarla eğlenmeyi de seviyorum. Bakalım 2020 hep beraber coşacağız. Evet, Bomonti de yükselişte. Özellikle konser seven insanlar ve gastronomi keşif yapmak isteyenler Bomonti'deki o yeni açılan genç şeflerin, bu MSA mezunu genç şeflerin açtığı mekanları oldukça merak ediyor. Ben de her dakika böyle dergilerin yeni keşfettiği mekanlara, şehir dergilerimizin keşfettiği mekanlara gidip bu restoranlarda tadımlar yapıyorum. Çünkü artık şeflik gerçekten rockstarlık gibi bir şey. Yeni neslin en çok olmak istediği meslek grubu. Tıpkı DJ'lik gibi. Yani yeme içme sektörü İstanbul'da hiç olmadığı kadar 2020'de büyük bir patlama gösterecek. Eğlence alışkanlıkları aslında zümrelere göre değişkenlik gösteriyor. Benim gibi 30'larındaki insanlar halen 29 gibi böyle yıllardır aynı eğlence şekliyle eğlendiren mekanlarda kalmaya devam ediyor. Çünkü burada hem yemek yiyip hem de sonrasında biraz olsun dans edip 12-1 gibi evine gidebiliyorlar. Bir de X ve Y jenerasyon dediğimiz bu 2000'ler bangır bangır geliyor. Onların eğlence biçimi biraz daha küçük küçük mekanlara gitmek üzerine. Bu da mahalle barları. Eskiden bir tek Luka vardı hayatımızda mahalle barı olarak. Şimdi her semtte irili ufaklı, küçük küçük barlar, meyhaneler, yeni nesil meyhaneler ve dans pistleri bulunuyor. Tamamıyla artık kendi zevklerimize göre her semtte eğlence noktası ve mekanı bulabiliyoruz. Bununla ilgili ufak bir anım var. Yine bir davet düzenliyordum ve o gün Instagram çöktü. Ezgi Mola'yla yaptığımız bir davetti. Onun marka yüzü olduğu bir eventin içerisindeydim ve o gün Instagram çöktü. Katılımcıların hiçbirinin fotoğrafını ben de paylaşamadım. Kendileri de story atamadı. O sırada marka, mekan ve bütün organizasyonun içeriğinde kim varsa herkes bunalıma girdi. Herkesin yüzü düştü ve her dakika ekranlarını böyle refresh ediyorlar. Sürekli bir connection'larını açıp kapatıyorlar. Asla düzen ve herkes bir sinir krizi geçirdi. Bence ilk olarak tepkimiz eğlenmek olmuyor. Bu krizi nasıl çözeriz oluyor. Onun için çok iyi bir şey de değil yani.
kadar çok seçenek var ki İstanbul'da. Hem gece kulübü olarak çok fazla seçenek var. İnsanlar yok dese bile gerçekten çok seçenek var. Artık membershipli kulüplerimiz de var. Sahilde de birçok mekanımız var. Yeni nesil meyhaneler. İstanbul'da gezen insan profili bölünmeye başladı. Ve eskiden böyle birbirimizi görmek için gittiğimiz mekanlarda birbirimizi göremiyor olmaya başladık. Ve kim bunlar demeye başladık. Bazı mekanlarda daha turist ağırlıklı oldu. Avrupalı turist de tekrar gelmeye başladı. Ve İstanbul turist zengini bir yer olmaya başladı. Böylelikle özel eventler, davetiyesi cep telefonunuza gelen ve ajandanıza sonrasında kaydettiğiniz, belki 10 gün sonrasında program yaptığınız etkinlikleri dört gözle bekliyor oldunuz. Festivaller yine bu sene çok çok yükselişte. Aslında eğlence sektörünü gezen insan profili aynı olsa da böyle ufak ufak yeni nesil tipleri görmeye başladık. Ben ilk bu işe başladığımda 2007 yılında İstanbul'dan geldiğimde daha çok cemiyet hayatı ünlülerinin ve müzisyenlerin, müzik adamlarının, sanatçıların olduğu bir gece hayatı vardı. Cemiyet insanları böyle kendilerine ait kulüplerde eğlenirdi. Tiler Şam'dan bunların en büyük örneği, geçmiş zamanda en çok eğlendiğimiz mekanlardan. Şimdi zamanla tabii ki daha çok sosyal medya ünlülerinin gezdiği mekanlar başladı. Mesela atıyorum Danla Bilic'de 29'da karşılaşabilirsiniz. Ne bileyim işte Dila Tarkan'la karşılaşabilirsiniz. Daha çok sosyal medya fenomenleri, YouTuber'lar gezmeye başladı. Berkcan Güven'le karşılaşabilirsiniz. Yani oyuncuların ardından ilk önce böyle bir cemiyet rüzgarı esti. Ardından bir oyuncular, sanatçılar geldi. Bir dönem futbolcular gece hayatında çok gezerdi. Hatırlarsınız o zamanın magazin programlarını. Evet yani sahildeki mekanlarda ve localarda futbolcular eğlenirdi. Onların kamp dönemlerinde veya izinli oldukları süreçte. Şimdi de YouTuber jenerasyon ve onların takipçileri geziyor. Böylelikle onların da sokak stilini yansıtan tarzları daha çok gece kulüplerinde etkili bir değişime sebep oldu. Böylelikle ben bile eskiden daha böyle özenerek giderken şimdi siyah bir basic tişört, altına jean ve spor ayakkabıyla, sneaker'la çalıştığım yere gelebiliyorum. Dediğim gibi yani bu tamamıyla gezen kitlenin değişmesiyle beraber giyim kuşam alışkanlıkları da daha da rahatladı. Aha canım o çok değişti. Flört etme dönemi artık dijital DM'den yürünüyor. Çünkü bu tamamen eski usul kaldı. Eskiden gerçekten, hatta bir anımı anlatayım. Geçtiğimiz hafta sonu bir kulübün içerisine girdim ve locadaki eğlenmek üzere olan insanları inceledim. Bir baktım hepsi o sırada masayı aydınlatıyor. Sanki önlerinde bir sihirli küre masayı aydınlatır gibi hepsinin elinde telefon. Ve o sırada birileriyle yazışıyorlar. İşte DM'den birine mesaj atıyor. Ya da belki 3 stand ötede gördüğü kızın o anki konumundan onun kim olduğunu bulup ona mesaj atmaya çalışıyor ama özgüven artık dijital üzerinde. Gerçek hayatta özgüvenli olup da telefonunu çantasına bırakıp dans eden insan bulmak çok zor. İnsanları eğlendirmek biraz daha zorlaştı. Şu an 90'lar pop müziği aslında biraz eskilerde kaldı. Çünkü 2000'liler bu müzikleri bilmiyor, 2000 doğumlular. Şimdi 2000'liler bangır bangır geldiği için gece hayatına, hepsi artık 20 yaşında. Onların 2000'ler müziği aslında bize daha yakın. Onlar için eski olan, bize daha yakın olan bir 2000'ler müziği var. Hani 10'lu yıllara kadar olan müzikler, hatta 20'li yıllara kadar olan müzikler daha popüler. 80'ler, 90'lar biraz onlar için eskilerde kaldı.